Hikmetli de işte sadece Temmuz'da 6 aylık enflasyon ortalamasıyla bir düzenleme alacak. Asgari ücret düzeyine getirilmeyecek onun da maaşı. 10 bin lirada kalmaya devam edecek. Bakalım ne olacak? Onu konuşalım istiyoruz. Esma Sevinç birazdan burada ama önce bir emeklilere tekrar kulak verelim. Düzen bozuldu. Bu bozuk düzende kolay kolay da daha düzelmez. Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi dipsiz kuyu. Önümüzdeki Temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Birçok bakanlıkla özel sektör kuruluşuyla şu an yatıp oluyoruz, gerçekleştiriyoruz. Erdoğan emekli maaş zammına bakacağız derken Bakan Işıkhan zam yerine teşvik hazırlığı yapıyor. Emekli ise bozuk düzende sağlam çark olmayacağı görüşünde. Ama 6 aylık enflasyon farkı %25 olursa en düşük emekli memur maaşı 17.695 lira olurken SSK emeklisinin de maaşının 14 ila 15 bin lirayı bulması bekleniyor. Yetmez diyorum. En az 20 bin lira olması lazım emeklinin ki en azından çayını simidini içsin. Emeklinin gözü kulağı Temmuz maaşlarına gelecek ara zamda. Bakanlıksa faturalarda indirim, gıda yardımı gibi teşvik desteğini masaya yatırıyor. Kimse ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkartan, onları destekleyecek, psikolojik, sosyal, ekonomik ve sağlık anlamındaki toplumun geneğini düşünmemizi bu hizmetlerimizi, onların refahını arttırma yönelik bir çalışmamızı inşallah sizlerle paylaşacağız. Emekli pek oralı değil. Yiyeceğe, öteye, vereye yine zam koydu yavrum. Yok, geçim kalktı, bir şey yok. Ölecek, daha bir çare var mı? Onların gözü Temmuz'da maaşa yansıması beklenen 6 aylık enflasyon farkında. O enflasyon TÜİK'e göre 3 ayda %15,05, 6 aylık enflasyonun %25'i bulması bekleniyor. Öyle olursa en düşük memur emekli maaşı 17.695'e, en düşük SSK emeklisinin de katkı paylarıyla birlikte maaşının 14 ila 15 bin TL'yi bulacağı tahmin ediliyor. Allah korusun, yeter mi bu ya? İstakoz gösterisi veriyor, o yeter onlar işte. Yani. Size yetmez mi? Yetiyor. Kim yetişmiş ki bana yetişsin? Emeklinin aklı teşvikte değil, maaş zammında. Yine bir dokunup bin ah işitiyoruz. Neye yarayacak? Zaten aldığım benim o kadar para pazara gitmeye yetmiyor. Pazardan gidiyorum, maaşımı alıyorum. Geri gelirim ki daha bir kuruş yok. Hep tek tek alıyorum ben, tek. Fatura yatır, borcu yatır, şunu yatır, bunu yatır. Bize kalmıyor. Torunlara bir harçlık veremedim ya bayramda. Ne kadar üzüldüm.